Teknoloji nimeti veya nikmeti. Ahir zamanda bir şahsın hatiat ve günahlarının gayet dehşetli bir yekun teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Eskide acaba adi bir adam binler adam kadar günah işleyebilir mi? Ve o ahir zamanda bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlardır ki kainatın heyeti mecmuasına dokunur. Kıyametin kopmasına ve dünyaları başlarına harap olmasına sebebiyet verir diye düşünürdüm. Şimdi bu zamanda müteaddit esbabını gördük. Ez cümle, müteaddit vücuhumdan radyomla anlaşıldı ki, o bir tek adam, bir tek kelimeyle 1 milyon kebairi birden işler ve milyonlarla insanı dinlettirmekle günaha sokar. Evet, küreyi havanın yüzbinler kelimeleri birden söyleyen ve bir dile olan radyo unsuru, nev-i beşere öyle bir nimet-i ilahiyedir ki, küreyi havayı bütün zerratıyla şükür ve hamdü senayla doldurmak lazım gelirken, dalaletten tevellüt eden sefahet-i beşeriye o azim nimeti şükrün aksine istimal ettiğinden elbette tokat yiyecek. Nasıl ki havariki medeniyet namı altındaki ihsanat-ı ilahiyeyi bu mimsiz, gaddar medeniyet hüsnü istimalle şükrünü eda edemeyerek tahribata sarf edip küfranı nimet ettiği için öyle bir tokat yedi ki bütün saadet-i hayatiyeyi kaybettirdi. Ve en medeni tasavvur ettiği insanları en bedevi ve vahşi derekesinden daha aşağıya indirdi. Cehenneme gitmeden evvel cehennem azabını tattırıyor. Evet, radyonun külli nimetiyet ciheti külli bir şükür iktiza eder. Ve o külli şükürde Halık-ı arz ve semavatın kelam-ı ezelisinin şimdiki bütün muhataplarına birden yetiştirmek için külli, 100 bin dilli, semavi bir hafız hükmünde her vakit kainatta Kur'an'ı okumalıdır. Ta o nimetin külli şükrünü eda ve nimeti idame etsin.